İyi günler. Transatlantik'in bu haftaki yolculuğuna hoş geldiniz. Saat 17'de Türkiye saatiyle başlaması gerekiyordu yolculuğun ama bir teknik arıza nedeniyle 20 dakika kadar geciktik. İzleyicilerden bu nedenle özür dileyelim. Transatlantik'in bu hafta mürettebatında bir değişiklik, bir eksiklik var. Ruşen Çakır'ın yerine programı ben yönetmeye çalışacağım. Washington'da da Ömer Taşpınar'ın önemli bir toplantısı olduğu için karşımıza sadece Gönül Tol var. Merhaba Gönül. Merhaba Sedat. Senden de özür diliyoruz bu gecikme için. Öyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde herhalde şu sırada en azından hükümetin gündeminde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyareti var. Bizim buradan gördüğümüz kadarıyla özellikle Macron'la Trump arasında bayağı böyle sıcak, öpüşmeli, koklaşmalı bir buluşma gerçekleşmiş. Efendim, ardından yapılan basın toplantısında da hem İran'la olan nükleer anlaşma hem Suriye'de olup bitenler ele alınmış. Önce şunu soralım, Macron neden ziyaret etti Amerika'yı? Öncelikle Macron'un gelme sebebi biliyorsun Trump Avrupalı müttefiklerine 12 Mayıs'a kadar bir süre tanımıştı. Demişti ki 12 Mayıs'a kadar 2015 yılında İran'la imzalanan anlaşmanın eksiklerini giderecek adımlar atmazsanız 12 Mayıs'ta Amerika bu anlaşmadan geri çekilecek demişti. Ve Macron da bunu engellemek, Trump'ın anlaşmadan geri çekilmesini engellemek için buraya geldi ve gündem büyük oranda İran nükleer anlaşmasıydı. Trump'ı şunu da hatırlatmak lazım. Avrupalı liderler arasında Macron, Trump'a en yakın liderlerden bir tanesi. Sen de bahsettin, çok yani sıcak görüntüler verdiler, çok büyük bir törenle karşılandı. Aynı şekilde Trump da Fransa'ya gittiğinde benzer şekilde şaşalı törenlerle karşılanmıştı ve toplantıdan sonra verdikleri basın toplantısında da sürekli özellikle Trump'ın altını çizdiği nokta Macron'la ne kadar yakın olduğu, ne kadar yakın bir dost olduğu, ilişkilerin ne kadar sıcak olduğu yönündeydi. Dolayısıyla öyle görünüyor ki Avrupalı liderleri temsil eden Macron Trump'ı nükleer anlaşmadan çekilmemek üzere ikna etmek için seçilmiş lider gibi görünüyor. Galiba birkaç gün sonra Merkel de ziyarete girecek Washington'a, öyle mi? Evet, evet. Bu hafta içerisinde Merkel de ziyaret edecek. Tabii bütün bu görüşme trafiği dedim 12 Mayıs'ta çok ilgili ve zaten bütünüyle Washington'ın gündeminde neredeyse konuşulan, en fazla konuşulan dış politika meselelerinden bir tanesi bu birkaç gündür. İran meselesi, İran'la ne olacak? O yüzden herkes o Trump-Macron görüşmesine ve görüşmeden sonra yapılan basın toplantısına odaklanmıştı. Dilersen konuşabiliriz. Neler tabii. Şimdi 12 Mayıs'ta Trump, Obama döneminde varılan nükleer anlaşmayı, İran'la varılan nükleer anlaşmayı uzatıp uzatmayacağına karar verecek. Değil mi? Evet. 12 Mayıs'taki mesele bu. Şimdi basın toplantısının metinleri önümde. O basın toplantısında anlatılanlara, çeşitli kaynaklara baktım da onu da bize sen söyleyeceksin artık. Bir kaynağa bakınca zannediyorsun ki Trump aslında bu anlaşmayı uzatacak ama ne bileyim işte kendisi iç politikada işte kendisini iyi göstermek için bir şeyler yapıyor. Bir başka kaynağa bakıyorsun, yani aynı basın toplantısını değerlendiren Trump sanki bu anlaşmayı uzatmayacak gibi. Aslı ne bu işin? Şimdi sesin çok kesildi ama zannediyorum anladım sormak istediğin soruyu Sedat. Şimdi öncelikle Fransa nerede duruyor, nasıl bir öneriyle geldi onu konuşmak gerekiyor. Macron hep dedi ki bu anlaşma önemliydi, 2015 yılında varılan anlaşma önemliydi fakat eksikti. Ve bizim niyetimiz, Fransa olarak, Avrupalı ülkeler olarak bizim niyetimiz bu anlaşmadan çekilmeden bu anlaşmanın üzerine inşa edebilmek. Ve zannediyorum Trump'ı önerdiği şey de buydu. Tabii Trump başından beri bunun, bu anlaşmanın, Obama yönetimi altında varılan bu anlaşmanın bir felaket olduğunu söylüyordu. Fakat hep Avrupalı liderler de diyorlardı ki hayır, aslında İran kendi anlaşma hükümlerini yerine getiriyor.
Biz bundan eminiz. Bu nedenle işleyen bir anlaşmayı çöpe atmanın hiçbir anlamı yok. Ve bu nedenle de Avrupalı liderler bir süredir özellikle de bu hatırlarsan Suriye'ye karşı Suriye'nin kimyasal silah kullanımına karşı yanıt verilmişti Avrupa evet. ve Amerika liderliğindeki bir koalisyonla. O koalisyon sırasında ülkelerin Amerikan ulusal güvenlik takımlarının Avrupalı ulusal güvenlik takımlarıyla yakın çalıştığı ve İran meselesinde de aslında pek çok sorunu halletmeye yönelik adımlar atıldığı söylenmişti. Nitekim Macron-Trump görüşmesinde biz bunu görüyoruz. Şimdi Macron'un önerdiği şey şu, evet bu eksik. Eksik olmasının çeşitli nedenleri var diyor Macron. Birincisi bu diyor kısa vadeli bir anlaşmaydı. Yani 2015 yılında varılan anlaşma İran'ın nükleer programını kısa bir vadede tehlikeye uğratacak bir anlaşmaydı. Fakat bizim ilgilendiğimiz şey uzun vadede nasıl sınırlandırabiliriz nükleer faaliyetlerini İran'ın. Birincisi bu diyor. İkincisi 2015 anlaşmasının çok çözüm üretmediği şeylerden bir tanesi İran'ın balistik füze programı. Ve üçüncüsü de İran'ın bölgede özellikle Suriye ve Yemen gibi yerlerde kendi nüfusunu artırmaya yönelik aktivitelerine de bir referans yapılmıyordu 2015 anlaşmasında. Macron diyor ki Trump'a sen bu anlaşmayı feshetme 2015 anlaşmasını fakat bu hepimizin ortak endişesi olan noktalarda işte balistik füze programı gibi uzun vadeli nasıl bir adım atılabilir İran'ın nükleer faaliyetlerini sonlandırmak konusunda ya da bölgedeki zararlı faaliyetlerini sınırlandırmak için neler yapılabilir? Biz bunları da ekleyerek yolumuza devam edelim ve yeni bir anlaşma üretelim. Ama eski anlaşma yerinde kalsın diyor. Hı hı. 2025'e kadar nasıl İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlandırırız bunu düşünelim. Ve bütün bunlar konuşulurken bir de şöyle bir öneri de geliyor. Diyor ki varacağımız yeni anlaşma aynı zamanda Suriye'deki savaşı da bitirmeye yönelik olmalı. Tabii bu çok hırslı bir program. Hı hı. Ve bu yüzden aynı zamanda bu konuşmalar, İran tartışmaları yapılırken Trump ve Macron arasında Macron'un aynı zamanda Amerika'ya sen Suriye'den çekilme mesajı da verdiği söyleniyor. Ve anladığımız kadarıyla bu basın toplantısından Trump ikna olmuş görünüyor. Çünkü şeyden sonra dedi ki, basın toplantısı sırasında dedi ki biz Suriye'den çekilmek istiyoruz. Nihayetinde biz askerlerimizin geri dönmesini istiyoruz. Fakat orada kalıcı bir iz bıraktıktan sonra. Kalıcı. Dolayısıyla İran konusunda ve Suriye konusunda bir anlaşmaya varılmış gibi görünüyor. Tabii söz konusu olan Trump olduğu için hiç kimse... Hiç o yüzden düşünmek gerekiyor. Yani gerçekten Macron ikna etmiş mi etmemiş mi? Çünkü hatırlarsın belki Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmemiş konusunda da anlaşmaya vardığını düşünmüştü. Macron Trump'ı ikna ettiğini düşünmüştü. Trump çekildi iklim anlaşmasından. O yüzden bu konuda da İran konusunda da bekleyip görmek gerekiyor. Peki bir de işin İran tarafı var. 12 Mayıs'ta nükleer anlaşmanın devam etmemesine karar verirse Trump, böyle bir olasılık da var. İran ne yapar? Şimdi İran'ın nasıl tepki verecek? Tabii İran'ın önünde birçok opsiyon var. Her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor. İranlı yetkililer dediler ki eğer Amerika çekilmeye karar verirse İran'ın yanıtı herkesin beklediğinden çok daha sert olacak dedi. Tabii bu tür açıklamalar normal. Böyle bir kararın verilmesinden önce bu söylemi artırıp güçlü söylemler kullanarak hani caydırıcı olmak anlamında bu tür söylemler normal. Fakat ben şöyle düşünüyorum. İran'ın ulusal güvenlik bürokrasisi bu anlaşmanın içerisinde kalmak istiyor. Bu çok önemli. Bir ikincisi ben sonbaharda İran Dışişleri Bakanı'na kapalı bir toplantıda ona sorma imkanı bulmuştum. Eğer Amerika çekilirse İran'ın tavrı ne olacak demiştim. O zaman bana şunu söylemişti. Avrupalı müttefiklerimizin ne tepki vereceğine bağlı demişti. Eğer Avrupalı ülkeler bu anlaşmanın içerisinde kalmaya karar verirlerse biz de bu anlaşmanın içerisinde kalmaktan yanayız. Dolayısıyla bence nihai karar o yönde olacak. Eğer Amerika diyelim ki çekilmeye karar verdi,
Fakat Avrupalılar dedi ki bu anlaşma işe yarıyor, biz anlaşmayı tutmaya kararlıyız derse İran'da anlaşmanın içerisinde kalacaktır diye tahmin ediyorum. Ama tabii sembolik olarak bir şeyler yapması gerekebilir çünkü bu tür bir adım Amerika tarafından atılacak, bu tür bir adım Ruhani gibi ılımlı bir liderin üzerindeki o şahin baskıyı artıracaktır, güçlü bir yanıt verme konusunda. Hı hı. O zaman da birkaç alternatifi olabilir. Mesela bu nükleer silahların artırılmasını önleme anlaşması var. Non-Proliferation Treaty deniyor, NPT deniyor kısaca. Hı hı. Onun ek protokollerini mesela imzalamayabilir İran. Şimdi ne demek oluyor? Eğer ek protokolleri imzalamazsa İran, 2015 yılında varılan anlaşmaya uymadığını uluslararası camia anlamayacak. Çünkü Uluslararası Enerji Kurumu monitör edemeyecek, gözlemleyemeyecek İran'ın nükleer aktivitelerini. Hı hı. İran böyle bir adım atabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bence daha şey senaryo, yani bütünüyle aslında Avrupalıların tepkisine bağlı ve benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla da Avrupa ile böyle çok itişmek istemiyor İran. Ve ılımlı mesajlar vermeye çalışıyor Avrupa'ya. Mesela geçenlerde bir açıklama yaptı ve dedi ki biz İran tarafı, dedi ki biz balistik füzelerimizin menzilini 2000 kilometrenin üstüne çıkarma niyetinde değiliz. Bu şey olarak algılandı. Yani bir anlamda Avrupa'ya, yani biz çatışma istemiyoruz, gerginlik istemiyoruz, sizle çalışmak istiyoruz mesajı olarak algılandı. Ve tabii İran şunu da yapmak istiyor bir taraftan, Avrupa ile Amerika'nın arasını da açmak istiyor. Hı hı. Yani Paris İklim Anlaşması'yla NATO ile ilgili Trump'ın söyledikleri yüzünden bir gerginlik var Avrupa ve Amerika arasında. Bu gerginliği kullanarak kendisini daha Avrupa'ya yakın konumlandırmak ve onlarla çalışmaya devam etmek istiyor. Ben de bütün bunları şöyle okuyorum. Yani belki sembolik bir tepki verecektir buna. Fakat nihayetinde çok çatışmayı körüklemek istemeyip Avrupalılardan yana tavır takınıp Avrupalılar da korumak isterlerse bu anlaşmayı, anlaşmayı feshetmeyecektir diye düşünüyorum. Ama şunu da söylemem lazım Sedat, yani nasıl tabii Amerika'nın nasıl çekileceğine de bağlı. Yani şey de diyebilir, sadece biz bu anlaşmadan çekiliyoruz da diyebilir. Hı hı. Ya da hem çekiliyoruz aynı zamanda yeni yaptırımlar getiriyoruz da diyebilir. Tabii yeni yaptırımlar getirilmesi Türkiye dahil pek çok ülke için problemli bir şey. O zaman biraz daha sert bir yanıt verebilir. Yani mesela nükleer aktivitelerini şey yapabilir, hızlandırabilir. Uranyum zenginleştirme faaliyetlerine hız verebilir. Hı hı. 2015 anlaşmasından sonra o faaliyetlerin bir kısmını askıya almıştı. Fakat hala İran'ın o anlaşmadan sonra dahi uranyum zenginleştirme kapasitesi var. Hı hı. Ve dediğim gibi bunlara hız verebilir. Yani Amerika'nın ne şekilde çekileceğine de bağlı İran'ın tepkisi. Peki, biraz önce söylediğin Suriye meselesine geri dönelim. Yine bu basın toplantısında bu konuda da açıklamalar yapıldı. Trump'ın bir lafı ilginç. İran'ın Akdeniz'e erişimine izin vermek istemiyoruz diyor bir taraftan. Diğer taraftan işte Suriye'de ve Irak'ta IŞİD'i neredeyse bitirdik. Askerlerimizin de gene mümkün olan en kısa zamanda eve dönmesini istiyoruz diyor. Askerler eve dönerse İran'ın Akdeniz'e erişimine kim izin vermeyecek? Burada bir çelişki yok mu? Orada ne yapılmak isteniyor? Sen bir de Macron Amerika Suriye'de kalsın istiyor demiştin. Bu bağlamda bir yorum alalım. Evet, tabii o ilk sorduğun soru burada herkesin aklındaki soru Sedat. Yani kim engelleyecek bunu? Tabii şimdi şeye bakmak lazım. Yani Trump'ın stratejisi bu anlamda ne yöne evriliyor, ne yöne evrildi onu görmek lazım. Benim anladığım kadarıyla bütünüyle hani bu meseleyi Suudi Arabistan'a ihale etme anlayışı var. Zaten Trump ilk geldiğinde zannediyorum geçen haftalardaki şeyde anlatmıştım Ruşen'e. Trump başkan olduktan kısa bir süre sonra işte Ulusal Güvenlik Danışmanı ve damadı Jared Kushner ile varılan bir anlaşmadan bahsetmişti. Yani bunlar basına sızmıştı. Sonra uzun yazılar çıktı bu konu hakkında. Ona göre bütünüyle Orta Doğu siyasetini hani İran karşıtlığına, işte IŞİD'i yenmeye
odaklı bir hani Orta Doğu, Amerika'nın Orta Doğu stratejisi ortaya çıktı anlaşılıyor ve bu stratejiyi gerçekleştirmek için iki müttefike dayanılacağından söz ediliyor. Birincisi İsrail, ikincisi Suudi Arabistan. Ve bu bağlamda da Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman çok yakın bir Amerikan müttefiki olarak görülüyor. Yani benim anladığım kadarıyla Suriye'de hem bölgede hem Suriye'de Trump'ın stratejisi, biz çekilsek bile bizim müttefiklerimiz İran'ı sınırlandırma meselesini ve IŞİD'le mücadele meselesini devralabilirler. Suudi Arabistan bunun başını çekebilir inancı var. Ve geçen haftalarda şöyle demişti Trump, işte Suudi Arabistan bölgedeki ülkelerle, müttefiklerimizle, özellikle Körfez ülkeleriyle konuşuyoruz. Biz çekilirsek eğer bir Arap gücü oluşturulsun Suriye'de ve o Arap gücü görevi devralsın demişti. Ve bu çerçevede hatta Mısır'dan önemli yetkililerle Amerikalıların konuştuğu söylenmişti. Ve aynı zamanda işte Suudi Arabistan ondan birkaç gün sonra bir açıklama yaparak gerekirse biz asker gönderebiliriz açıklaması yapmıştı ama Amerikan liderliğinde demişti. Dolayısıyla eğer gerçekten bütünüyle çekilme stratejisi varsa Trump'ın, birincisi emin değilim bu stratejiye Amerikan müttefikleri ne diyecek. Yani İsrail tabii ki istemiyor bunu, Fransa istemediğini söyledi bütünüyle çekilmesini, Körfez ülkeleri buna sıcak bakmıyor. Yani hani sıfır Amerikan askeri kalması durumunda çok gönüllü bulamayabilir Amerikan tarafı. Ama bir parça askeri varlığı muhafaza ederek belki Körfez ülkeleriyle bir işbirliğine varabilir. Ama tabii daha büyük soru burada bence. Diyelim ki öyle bir karar alındı. Suudi Arabistan dedi ki tamam, bu görevi ben üstleneceğim, müttefiklerimiz üstlenecek. Bu gerçekçi bir strateji mi? İran kadar sahada varlık gösterebilecek mi? Bana zor geliyor. Zaten Suudi Arabistan'ın başı Yemen'le dertte. Ve çok büyük bir transformasyon içerisine girdi Suudi Arabistan kendi iç siyaseti içerisinde de. Böyle bir durumda Suriye'ye İran kadar askeri yatırım yapması bana çok gerçekçi gelmiyor Suudi Arabistan'ın. O nedenle Amerika çekildiği zaman İran'ı işte sınırlandıralım, özellikle Suriye'deki varlığını sınırlandıralım stratejisini gerçekleştirecek bir aktör kalmıyor sahada. Ve bu burada da en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Yani hem Amerika İran konusunda bu kadar endişeli, hem de biz bütünüyle Suriye'den çekilmek istiyoruz diyor. Bu birbiriyle bağdaşmayan iki söylem gibi görünüyor. Peki son bir soru. Amerika bu çekilme stratejisinde NATO'daki müttefiki, NATO'nun en büyük ikinci ordusunun sahibi Türkiye'yi bir yerlere koyuyor mu? Şimdi Trump'ın, hatırlarsan, kimyasal silah saldırısından sonra Trump'ın yaptığı bir açıklama vardı. O açıklamada Amerika'nın yakın Orta Doğu müttefiklerini sıraladı ve o sıralamada Türkiye yoktu. Yani Mısır'dan bahsetti, işte Körfez ülkelerinden bahsetti, Türkiye yoktu. O bilmiyorum, dediğim gibi bunlar bütünüyle şey varsayımından ortaya çıkıyor. Yani Trump'ın söylediklerini ciddiye alabilirsek eğer... Yani Türkiye'yi sıralamadı o şey arasında, fakat zaten Türkiye ve biliyorsun, yani bunu sürekli konuşuyoruz, Türkiye ve Amerika arasındaki problemler o kadar artık şey ki, ciddi bir boyuta ulaşmış ki sahada birlikte çalışabilmek kolay görünmüyor. Sahada birlikte çalışabilmenin, Türkiye ile çalışabilmenin önündeki en büyük engel tabii ki YPG meselesi. YPG meselesinde de biz hala bilmiyoruz neler konuşuldu, Amerikan tarafı ne sözler verdi tarafına. Türk tarafı bunları inandırıcı buldu mu, biz bunları bilmiyoruz. Yani Tillerson, eski Dışişleri Bakanı, Türk yetkililerle görüştüğü zaman, hatırlarsan Erdoğan'la görüştüğünde yanına kimseyi almamıştı. Tek girmişti o toplantıya ve biz bilmiyoruz orada neler konuşuldu. Tabii ikincisi, artık Tillerson Dışişleri Bakanı değil, yeni bir Dışişleri Bakanı olacak ve o neler düşünüyor Suriye için? Tillerson'dan daha farklı bir strateji izleyebileceği söyleniyor. O strateji içerisinde YPG ile daha yakın çalışma ihtimalinden bahsediliyor. Eğer böyle olursa, YPG ile daha yakın çalışma stratejisini gülerse, zaten Türkiye ile herhangi bir işbirliği Suriye'de Amerika ve Türkiye arasında çok mümkün görünmüyor. Peki son soru. Türkiye'nin erken seçimi
Amerika'nın gündemine girdi mi? Amerika medyasının tabii gündeminde, bu açıklama yapılmadan evvel de gündemdeydi ama işte son birkaç gündür tabii bütün dünya medyası gibi Amerikan medyası da bunu işliyor ve buradaki düşünce kuruluşlarında toplantılar oldu. Ben dün bir tanesinde konuştum. Washington Institute'un Türkiye programının düzenlediği bir toplantı vardı. Orada bir panel yapıldı. Benimle birlikte işte bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi vardı. Başka bir düşünce kuruluşundan bir Türkiye uzmanı vardı. Katılanlar içerisinde de işte çok hani Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika çeşitli Amerikan bürokrasisinin çeşitli kanatlarından insanlar vardı. İlgi büyük diyebilirim. İnsanlar tabii bu bütünüyle sürpriz olmadı bence pek çok insan için. Sadece Türkiye uzmanları için değil, Türkiye'yi işi gereği izleyen hani bürokratlar için de sürpriz olmadı. Herkes bekliyordu. Ve hatta Afrin operasyonu sonrası buradaki yapılan tartışmalarda bu operasyonun sebeplerinden bir tanesinin bir erken seçime hazırlık olduğundan bahsediliyordu. O yüzden çok büyük bir sürpriz olmadı. Fakat tabii bu kadar erken yapılması daha büyük bir sürpriz oldu. Ve aslında Türkiye'deki tartışmayı yansıtır nitelikte bir tartışma var. Bir kısım bunu şey olarak görüyor. Yani Erdoğan o kadar kendisini zayıf hissediyor ki bu kadar erkene aldı, paniklemiş durumda diyor. Bir bazıları da hayır, aslında kendinden emin olmasa bir erken seçim çağrısı yapmaz da mutlaka bir planı var söyleminde. Dolayısıyla Türkiye'ye benzer bir tartışma yürüyor. Gelecek haftada yine düşünce kuruluşlarında buna benzer Türkiye'nin erken seçimlerine dair toplantılar olacak ve hatta bu hafta Perşembe günü AK Parti yetkililerinin katılacağı, daha evvelden aslında Ravza Kavakçı, AK Parti milletvekili Ravza Kavakçı'nın da katılacağı ilan edilmişti ama zannediyorum erken seçim anonsundan sonra katılmamaya karar verdi. Önemli bir toplantı var Perşembe günü. Ben de orada konuşmacılardan bir tanesiyim ve AK Parti'den panelistler de olacak. Dolayısıyla Washington'ın gündeminde erken seçimler ve tartışmalar ıslandı. Peki Gönül Tol, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sedat. Transatlantik'in bu haftaki yolculuğu sona erdi efendim. İyi günler.